Türk hava sahasını ihlal eden Suriye savaş uçağının düşürülmesi sonrasında Esad'ın ordusundan yine düşmanca bir tavır geldi. Suriye hava savunma sistemleri sınır bölgesinde hava devriye görevi yapan Türk F-16'sını taciz etti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'ye ait uçak savar füze sistemleri Türk F-16'sına kilitlendi ve 4,5 dakika süreyle radar kilidini muhafaza etti. Devriye görevi olaysız sona erdi. Dün aynı bölgede Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-23 tipi savaş uçağı Türk hava sahasını ihlal etmiş ve F-16'lar tarafından düşürülmüştü. Suriye uçakları o anlarda sınırın hemen karşısındaki Kesep kasabasında muhaliflere saldırı hazırlığındaydı. Stratejik öneme sahip kasaba şiddetli çatışmaların ardından kısmen muhaliflerin kontrolüne geçti. O çatışmalar sırasında Suriye ordusunun önemli isimlerinden Tuğgeneral Sami Abbas'ın ve Beşar Esad'ın kuzeni Helal Esad'ın da öldürüldüğü iddia edildi. Helal Esad, Şebiha adı verilen rejim yanlısı milislerin komutanıydı. Çatışmalarda öldürüldüğü ileri sürülen bir diğer önemli isimse Mihraç Ural. Türkiye'nin geçen yıl düzenlenen Reyhanlı saldırılarıyla adını duyduğu Mihraç Ural, Suriye istihbaratının taşeronu, Esad'ın Türk tetikçisi olarak biliniyordu. Kesep ve çevresinde çatışmalar hala devam ediyor. Suriye ordusu sınır kapısını geri almak için saldırılar düzenliyor. O çatışmalar sırasında sınırın Türkiye tarafına 3 havan mermisi düştü. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri hava önlemlerine ek olarak sınır karakollarında alarma geçirdi, devriyeler arttırıldı.